Lan oğlum hadi yeter, barajları kuruttun, at gibi su içtin. Ne oldu bir söyle la. Oh! Oh! Yeğenimi kaçırdılar aga. Ne? Ne? Neden? Para istiyorlar. Sen de. Sen de ne arıyormuş para? Aynen kanka da işte istiyorlar. Ya benim 12 yaşında bir tane yeğenim var. Böyle o kadar tatlı bir çocuk ki görsen var ya kafayı yersin. Böyle ağzını burnunu yumurursun. Çok fena bir çocuk yani. Canımın parçası benim her şey. Emrecan'ın annesini biz doğumda kaybettikten sonra haliyle bu ata ağızlı babasına kaldı. Şuna çalışmaya gideceğim diye çocuğu babaannenin evine kilitlemiş gitmiş. Geçenlerde ben ortadan kayboldum ya bir iki gün. Adana'ya gittin arkadaşının arabasını bırakmaya. Hah, o mevzu. Ama tellak arabayı görsen var ya kafan gibi pasparlak, müthiş, böyle acayip. Ay, oğlum burada bebek kaçırılmış siz araba diyorsunuz ya. Neyse kanka giderken çocuk aklıma geldi. Özledim çocuğu da bir göreyim dedim. Güzergahı değiştirdim ben. Bunu ben mahallede top oynayan çocukların arasında gördüm. Tam böyle sesleneceğim, bir araba durdu yanlarında. Hadi bakalım oğlum, arkadaşlarınla güzel güzel oyna, tamam mı? Tamam baba. Formaya bak lan. Nasıl da parlıyor. Oo, top da gıcır gıcır, versene oynayalım. Ah, hadi gel. Babamın arabasını gördün mü? 200 yapıyor. Senin babanın da işi bile yok. Ne varmış lan babamla? Zaten böyle ilk bakışta da o zengin tay ağzıyla bizimkinin aralarının iyi olmadığı belli oluyor ya. Emrecan! Dayı! Uf 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 uf! Arabaya bak be, süper! Arabaya Vay bak be. Be! Süper arabaya! Tay ağzlıya bak ya, dayı dedi arabaya gidiyor adam. Silikli Orçun, baksana arabaya. Benim dayımın arabası senin babanın arabasından daha güzel. 250 basıyor lan bu, 250. Dayı, bu araba senin değil mi? Araba... Benim, evet, evet benim. Dayı, sen çok zenginsin değil mi? Senin babandan daha zengin benim dayım. Yani, benim de zenginliğim var yiyince tabii. Zenginim ya. Süpersin be dayı. Gel lan buraya. Aptallayım be. Oley. Hadi gezelim biraz. Oley. Tamam. Bağla kemerini. Ya demiş bulundum kardeşim işte yani... yeğenimin o zengin veledenin karşısında böyle mahzunluğunu görünce... içim cız etti dedim ben de hani böyle böyle yani. Lan kalacak yerin yok. Zenginim demişsin. Tavuk. Tamam. İşte ben bunu aldım. Gezdik, dolaştık, yedik, içtik. Bayağı eğlendik. Sonra bunu bıraktım. Arabayı bıraktım. Döndüm geri. Ama döndükten sonra arayıp çocuğa diyemedim. Hani dayının tek arabası bu seyyar çay ocağı arabası diyemedim kardeşim. Bu bıcırık ağızlı muhtemelen orada dayım şöyle zengin, dayım böyle zengin falan filan şekli yaptı ki. Öyle yani. Oğlum benim dayımın uçağı bile var. Hem de jet uçağı. Gençler, biliyor musunuz? Benim dayımın koca havuzlu bir villası var. Hem de bahçesi de futbol sahası gibi. Dayım beni yanına aldıracak. Birlikte yaşayacağız. Sonra? Ya bunun o zengin veledin karşısında böyle mahzunluğunu görünce ben içim benim cüz etti. Yani bir hafta falan uyuyamadım. Kore'den dönerken böyle cebimde kalan 3-5 kuruş param vardı. İşte sağ olsun çocuklar da verdi 3-5. Ben buna afilli bir akülü arabayla bir tane şey gönderdim. Akıllı cep telefonu. Tahminim bunlarla da epey hava bastı ortalıkta. Oğlum dedim size benim dayım çok zengin diye. İstanbul'da yakında onun yanına uçakla gideceğim. Bu akülü arabayı aldı bana, telefonu aldı. Çok iyi. Çok zengin. Gibisinden laflar ettiğini tahmin ediyorum. Herhalde birkaç aşağılık serseri de bunları duydu. Ufaklık, İstanbul'a gidiyoruz biz, seni de götürelim mi? Diye yanaştılar buna. Tabii Emrecan da buna havada atladı büyük ihtimal. Aa süper olur. Benim, bakın demiştim size. Yakında dayımın yanına İstanbul'a gideceğim demiştim. Al, bu da senin olsun. Dayım bana gerçeğini hata daha iyi hissine olur. Hadi gidelim. Gider kardeşim. Muhtemelen kandırdılar. Böyle kaçırdılar yani çocuğu. Keşke tanımadığı, bilmediği insanların arabasını bilmeseymiş. Ama canım şimdi dayısını da çok özlemiş çocuk. Ne yapsın? E tabii adamlar da İstanbul'a kadar geliyorlar. Onların yanına kapağı atıp yamanacak. Abi senin bir dakika, bir dakika şimdi. Akülü araba gitti mi yani? Puh, Allah belanı versin lan seni. Bebe kaçırılmış mı daha akülü araba diyor ya. Aynen.
Hah, dayısının tay ağzı sarıyor. Adam adam. Efendim dayıcığım? Bırak lan degal bugari. Emrecan benim yanımda. Sen kimsin lan? Ne işi var lan benim yeğenimin senin yanında? Telefonu vereyim de görüş. Dayın arıyor. Alo dayı, yanına geliyorum İstanbul'a. Bu abilerin tipi çok korkunç ha. Rüyamda görsem direkt altıma işerim. İyi birilerine benziyorlar aslında. Yanına getiriyorlar seni. Oğlum ne alaka? Kim bu abiler? Nereden tanıyorsun sen bu abileri? Birader mevzuyu çakuzlamışındır. Senin yeğeni kaçırdık. Ama kendisi bilmiyor. Sana getireceğimizi sanıyor. Lan. Bak o çocuğun kılına zarar gelir var ya hepinizin aklını alırım yemin ediyorum var ya bak. Kapadıktan sonra küfür etmeye bol bol vaktin olacak. Çocuk için 1 milyon istiyoruz. Parayı hazır et. Oğlum lan ne diyorsun lan sen? Kapattıktan sonra. Ha polisiye filmi izlemişsindir herhalde. Bundan sonra söyleyeceklerimi biliyorsundur. Polisi karıştırırsan çocuğu harcarız. Bu arada telefonu takip ettirmeye falan kalkmayın. Kapadıktan sonra kaldırıp atacağım. Şimdi öttür bakalım orozları. Alo! Oğlum sittik! Lan! Bak ya! Lan! Oğlum benim canımı yerimi kaçırdı. Ben ne yapacağım lan ben? Hadi kalkın polise gidelim. Anlatalım her şeyi. Yok. Polis olmaz. Çocuk ellerinde hayatını tehlikeye atamayız. Aynen. Şevkat doğru söylüyor. Beni aradılar, tehdit ettiler ya. Tamam da o kadar parayı nereden bulacağız ya? Yani doğru. Şimdi Cuma'nın dediği gibi yani piyasada o kadar para yok be ya. Çok büyük para. Ya tamam, büyük para gerçekten ama bir babamla konuşalım. O belki hemen toparlayabilir. Esin, harbim ya. Bak yemin ediyorum bu parayı ayarlarsa ölene kadar kulunuz kurum. Ya Cevdet amcaya çalışırım ölene kadar. Yeter ki şu yeğenimi sağ salim alalım elinden ya. Ben giderim, gerekirse bulurum o parayı da geri alırım. Selam bir dur, bir çocuğu kurtaralım. Para önemli değil, sen parayı düşünme şimdi. Şimdi bunlar İstanbul'a geliyordur büyük ihtimal. Fakat İstanbul'da koskoca Megaköy ya. Şimdi nereden bulacağız bunu İstanbul'da ya? Bak Selami, o adamlar seni aradıklarında bundan sonra telefonu mutlaka kaydet konuşmayı. Anladın mı? Bak bu çok önemli. Sakın unutma. Tamam, tamam aga. Kaydet. Hadi gidelim konuşalım babamla. Hadi. Hadi bakalım. İstanbul'da zaman gelmiyor. Aa, sıkıştım ben. Duralım kenarda. Ay, of, acele ettirdiniz beni. Tam bitmemiş ya. İdare et delikanlı. Dayına geç kalacağız. Ama edemem. Böbreğim mi patlasın? Hadi durdurun şunu lütfen. Bak bu son. Bir saatte 10 kere durdurdun arabayı. Bana bak Velet, yollarda işaret mi bırakıyorsun? Bir daha durmak yok. Tablet alalım o zaman. Tablet alalım. Hadi tablet alalım lütfen. Dayına gidiyoruz, o alır. Hayır olmaz, siz alın. Dayı parasını fazla verin. Hadi tablet alalım. Bana bak Velet, tablet mablet yok dedim sana. Aman çok sıkıldım. O zaman arabayı ben kullanayım. Dur. Lan dur lan, dur tutun şunu lan. Abi bir anda fırladı gitti, anlamadık ki ya. Ya işte o zaman tablet almazsanız hep böyle şeyler yaparım ha, tamam mı? Tamam. İleride görürseniz tablet satan bir yer alın şu çocuğa. O zaman ne kadar bir telefonunu versin. Hadi çok sıkıldım, hadi. iPhone versene telefonunu. Niye ben veriyorum, versene telefonu. Ya uzatma işte, ver şu telefonu. Hadi. Ver oğlum şu telefonu. Hadi yola gelin, hadi. Kesin artık, verin birini şu telefonu. Hadi. İşte böyle Cevdet Bey amca. Birkaç tane insanlıktan nasibini almamış namussuz adam çocuğu kaçırmış. 1 milyon TL'de fidye istiyorlar. Hay Allah ya. Selam, gerçekten yeğenim için çok üzüldüm. Elinden ne gelirse yapmaya hazırım kardeşim. Allah razı olsun Cevdet Bey amcacığım. Yani geldik buraya kadar böyle başınızda artık, kusura bakmayın. Yani yemin ediyorum ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Allah razı olsun. Ya zaten hayırlısıyla şu çocuğu kurtarırsak merak etmeyin, ben sizin paranızı o heriflere bırakmam. Hayır.
Öyle bir şey yok. Çocuğu kurtardıktan sonra olayı polislere devredeceksin. Öyle gereksiz yere tehlikeye atılmak falan yok. Esin doğru söylüyor. Sizin amacınız çocuğu sağ salim heriflerin elinden kurtarmak olmalı. Öyle macera perestliğe falan hiç gerek yok. Ya Cevdet amca gözünü seveyim. Biz zaten Esin'le birbirimizi yiyorduk. Bir de sen şimdi bununla koalisyon kurdun ya. İyi oldu tamam, ben kenara çekileyim, böyle çiçek olayım, bekleyeyim. Ben biliyorum seni, oturursun kesin zaten. Bak hiç güvenmiyorum sana. Bir dakika bile yanından ayrılmayacağım. Ya hayatım. Ya Esin bak. Zaten sen yapabileceğinin büyük yardımı yaptın. Gözünü seveyim, buna karışmayı ver ya. Evet Esin. Yani seni daha fazla bulaştırmayalım, biz halledeceğiz. Ha sen bize cephe gerisinden destek verirsin. Olmaz. Hayır, olmaz. Yani şu anda babamın yanında kavga mı edelim? Bunu mu istiyorsun ya? Ya nasıl bir şey ya? Tamam, neyse Cevdet Bey amca. Seni de daha fazla şey yapmayalım biz. Biz Esin'le müsaadenle çıkart da bir şöyle kavga edecek bir kuytu bulak kendimize. Hadi iyi olur. Ben de şu mali müşaviri arayayım da bankada buluşalım. Tamam. Hadi gel. Gidelim. Hadi. Kavga edelim biz. Gel bakalım. Kolay gelsin Cevdet Bey amca. Eyvallah. Hayda, bunun da interneti bitti. Başka telefon verin bana. Hepimizin telefonunun internetini bitirdin. Kalmadı başka telefon. O zaman bir yerden tablet alalım. Hadi tablet alalım lütfen. Yeter oynadın Melet. Dur durduğun yerde yeter. Ama canım çok sıkıldı bakın. Ne yapacağım biliyor musun? Al. Dur. Otur şuraya otur. O zaman tablet alacaksınız. Sağa. Hoppa, bu level'da geçtik. Hoppa. Sola. Vallahi keçi gibi inat ediyorsun ha. Ya son geldiğinde gördüm olanları işte, silahlar milahlar patladı lütfen ya. Ya tamam, o zaman tecrübesizdim, bilmiyordum. Hatalarımı öğrendim, bir daha yapmayacağım. Ayrıca senin öyle tehlikeye balıklama atlamanı izleyemem ben. Ya mevzu stilse ben gerekiyorsa çivileme de atlarım. Fakat sen gelmeyeceksin. Geleceğim. Bak hala ya. Şu an fizik kanunlarının insan hayatındaki etkisine şahit oluyoruz. Zıt kutuplar birbirini çeker. Lan ben ne atağızlı bir adamım lan. Ben ne atağızlı bir adamım lan. Ne oldu lan? Oğlum sakin ol lan. Bak para da bulundu işte. Kardeşim nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin ol? Benim yeğenim bu adamların yanında ne yapıyor bu çocuk ya? Bu çocuğa ne yaptılar? Bu çocuk korkudan ne yapıyor onların yanında? Allah'ınızın aşkına ya. Nasıl sakin olayım ya? Merak etme. Allah korusun. Çözeceğiz. Her şeyi çözeceğiz. Yemesene. Sıkıştım ben. Durdur arabayı. Çelsen o kadar gazı, sıkışırsın tabii. Durmak falan yok, sık dişini. Ama ne yapayım? Çok terli. Zaten bir saattir tutuyorum, oyuna kaptırdım. Durmayacağız dedim. Yozan, dursuz istediniz. Lan. Durdur arabayı. Siz de mukayyet olun çocuğa. Tamamız, anlaştık değil mi? Başka çarem var mı? Anlaşmamaktan başka çarem var mı? Kaldı mı? Söyle. Mecbur anlaştık. Ama bana bak, arabada oturacaksın ha. Lütfen yani öyle mayın tarlasına çıkmak yok. Tamam, bakarız. Ya anlamıyor musun? Sen benim için nasıl endişeleniyorsan ben de senin için öyle endişeleniyorum sevgili. Hayatım, ben zaten onu banka soygununda gördüm. Ama biraz sen de beni düşün lütfen. Bak ben geceleri uyurken bile acaba üstü açılmış mıdır, üşüyor mudur diye seni düşünüyorum. Yani böyle tehlikeli heriflerin menziline girmem beni delirtiyor ya. Korkma, bana hiçbir şey olmayacak. Yanımda sen varsın. Orası öyle tabii. Ah, babacığım. Ne oldu? Tamam, görüştüm. Para hazır. Geliyor. Malum o kadar büyük para öyle ha deyince bir araya getirilemiyor. Ama hazırlıyorlar. Muhasebeci getirecek şimdi. Allah razı olsun. Cedet Bey amcacığım, vallahi hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum ya. Vallahi yalnızca Selami değil, bütün mahalleye babalık yaptınız abicim. Yani kral adamsınız Cevdet Bey abi. Sağ ol. Siz bir an önce çocuğu o elinden kurtarmaya bakın. Gelişmeleri de bana bildirin, olur mu çocuklar? Tamam Cici baba, merak etme. Büyük adam. Esin, bu senin baban var ya, 10 numara adamı. Öyledir. Bir tanedir baba. Ne oldu, aramadılar mı Taha? Aa yok, aramadılar. Yalnız böyle pis adamlardan telefon bekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Susalım mı? Yeter lan yeter. Su mu yok sana? Biz ne yapıyoruz biliyor musun sen? Evet, beni kaçırıyorsunuz.
Ne zaman anladın sen bunu? Yanıma geldiğini sanmıyorum, biliyorum. Lan velet, madem biliyordun da niye bizim arabaya bindin? Ne güzel işte. Sizin sayenizde İstanbul'a kadar geldim. Oğlum senin kafan basmıyor galiba. Biz tehlikeli adamlarız. Kaçırdık seni, kaçırdık. Ben de ne demeye çalışıyorum biliyor musun? Dört tane salağın elinden kaçmakta ne varmış? En ufak fırsatta kaçacağım sonuçta. Şu level'ı yürütsün. Dur abi dur. Arayalım dayısını, hazır etsin parayı. Sonra kurtuluruz bu beletten. Aynen abi. Sonuçta parayı ezerken unuturuz bu mevzuyu. Doğru söylüyorsun. Oh! Abi seni sokmasana yere kadar. Sen de aynısını yapıyorsun lan. Bilinmeyen numara gah. Dur bana bak. Sen şimdi abuk subuk bir şey söyleyip de şey yapma, çocuğun hayatını tehlikeye atma. Evet evet bak, sakin sakin konuşmak lazım Selami. Tamam abi sen bana ver onu. Ben nasılsa part time fidyecilerle konuşma konusunda artık şey yaptım. Bismillah. Alo. Oğlum ben sizin var ya. Yedi sülalenizi kümese sokar mı? Vallahi billahi bak o amuk açıyı gıdıklatırım ha. Allah belanı versin benim asam bu. Şişt, ne yapıyorsun ya? Ha tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bu benim söylediklerimi unutalım. Bu otomatik savar kaydı. Benim telefonda otomatik olarak kayıtlı bu. Tamam. Çocuk nasıl la? İyi. Ellerinden öper. Parayı hazırlayın hemen. He oldu. Şimdi biz burada kumbaraları kırak hep beraber birleştirek getirek. Lafa bak. Lan Merkez Bankası'na gitsen sana çıkarıp şak diye koyamaz. Lan önüne hazırlanıyor işte. Tamam bekle. Çabuk hazırlayın o zaman. Tamam. Para işi tamam. Siz çocuğa bir zarar vermeyin sakın ha. Bir dakika. Fidye rakamı değişti. Ne kadar verdik lan oynadığı zamazingoya? 1499 lira abi. En iyisini alır doyuz. Diğer zamazingoları da yediğini değiştiğini de hesaplayın çabuk. Fidye rakamını değiştiriyor. Ha? Allah Allah. Eyvah eyvah. 1 milyon daha isteyecekler şimdi. Toplamda 2050 abi. Su. Birazdan alacağınız suyu da ekleyin. Su da müesseseden olsun. Müesseseni yiyeyim seni. Zırnık koklatmam ben bu velede. Kazanıyoruz bu parayı biz. Alo. Yeni rakam 1.251.000 lira. Buyur. 2.051 lira ekledik üzerine işte. Dalga mı geçiyorsun lan? Uzatma. Gelişi kurtarmıyor. Bir sürü masraf ettik onun için. Parayı hazırlayın. Tekrar arayacağım. Alo. Kapattı. Ne dedi Şevkat? 2 milyon mu dedi? Yok ya. Az şaşırdım. 3 milyon istemiş. Lan 2.051 lira daha istiyorlar. Allah Allah. Dalga mı geçiyor bunlar bizimle ya? Vallahi ben de aynısını sordum ama gayet ciddiler yani. Oğlum biz nasıl bir teşkilata denk geldik? Bunlar manyak mı lan? Benim yeğenimi kim kaçırdı oğlum? Tamam, tamam sakin. Halledeceğiz. Söyle bakayım bana, konuşma kaydoldu mu? Ayarlamıştım açarken işte, bak. Tamam. İhsan, kulaklığını ver. Ya Niko, ne yapacaksın ki sen konuşma kaydını? Kesin bir felsefe çıkaracak durağı oradan. Ya anlamıyor oğlum demek ki bir defa da, ondan yani. Tamam. Sen sakin ol kardeş, rahat dur. Senin yeğenini her türlü bulacağız. Tabii oğlum, sakin ol ya. Senin şimdi güçlü durman lazım Selami. Rahat ol koçum, rahat ol. Şu an burada böyle hani azıcık da olsa sağlıklı durabiliyorsam şöyle. Hepinizin sayesinde Allah razı olsun gerçekten. Nereye gidiyoruz abi? İçerilerde kışın boş kalan evler olması lazım. Onlardan birine gireriz. Çok su içtim, sıkıştım. Buramın kenarda. Oğlum velet, bitti senin krallığın, bitti. Artık durmak falan yok. Sıkı tutun lan çocuğu. Direksiyona falan atlamasın. Ya bıraksanıza ya. Ya çişim geldi diyorum, su içtim. Ya bırak, bırak beni. Bıraksana ya. Bak, ısırırım. Senin sırrın. Bakın kapatacağım şimdi size. Bir tane bırak, bırak. Bıraksanıza ya. Ya bırakın. Ya sizde mi işim ya? Tamam çocuklar. Para hazır. Koy canım şuraya. Babacığım tam zamanında. Adamlar aramaya başlamışlardı para için tekrar. Şevkat, şunu da al usta. Esnaf arkadaşlar aramızda topladık. Şu 2050, bu da 2051. Ne oluyor bu 2051 lira? Vallahi Cevdet Bey amca hiç sorma. Adamlar ne çeşit bir manyaksa aradılar. Bir de bunu eklediler fidyenin üstüne. Allah Allah. Ne biçim adammış bunlar böyle ya? Onları bir elime geçireyim ben. Onları bir elime geçireyim Cevdet Bey amca. Onların biçimini bozacağım ben zaten. Buldum! Ha
Adamların çocuğu nereye götürdüğünü buldum. Nereye lan? Sakin. Hadi oturup konuşalım. Niko, söylesene nereye götürmüşler çocuğu? Polonezköy'e. Ne belli? Şuradan belli. Doğa Şefkat, doğa insana her şeyi öğretir. Yeter ki sen doğru kulak ver, sana her şeyi öğretir. Kardeş, sana şimdi buradan bir saydırırım küfür uzunlamasına. Ondan sonra bak bakalım oradan ne öğreniyor. Oğlum zamanı oynuyoruz ha. Tamam tamam, açıklayacağım. Önce tespitimin bir sağlamasını yapmam gerek. Kim arıyor Niko ya? Polonezköy'deki bir muhtar arkadaşım var. Eyvallah. Ben Niko Kalavaroğlu. Hal hatır kısmını hemen geçiyorum, sana bir şey soracağım. Dün ya da bugün bir vefat yaşandı mı? Abi senin başsağlığının sırası mı şimdi ya? Harika, çok sevindim. Yani çok üzücü tabii ki, üzüldüm. Allah'tan rahmet diliyorum, kalanlara sabırlar. Tamam, ben seni daha sonra ararım. Hadi. Evet, kesinlikle doğru. Adamlar çocuğu Polonezköy'e götürmüş. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Esin bak, konuşmaları dinledim. Önce fonda bir çan sesi duyuldu. Daha sonra böyle günlük hayatımızda göremeyeceğimiz birkaç hayvan sesi geldi. Sonra da at kişnemeleri ve en sonunda da sele okundu. Yani? Yanisi adamlar önce bir kilisenin yanından geçtiler. Daha sonra bir hayvanat bahçesi ve en sonunda at çiftinin yanından geçtiler ve sela sesi geldi. Bunların hepsi bir arada ancak Polonezköy'de olabilir. Çok mantıklı lan. Erpul da, vallahi bravo. O sela da, o dün ölen adamın selası değil mi oradan? Aferin lan. Bravo. Evet. Seviyorum lan seni çakma filozof. Adamsın lan. Dur daha dur. Yerlerini tam bilmiyoruz. Ancak o bölgede olduklarını biliyoruz. Ne yapacağız peki? Şimdi biz her şekilde bir Polonezköy'e gidek de muhtemelen o ormanın içindeki o yazlık villalara falan götürmüşlerdir çocuğu. Hadi. Tamam. Yalnız bu kadar kalabalık gitmeyek. Biz şöylece gidelim, tamam yeter, siz kalın burada, hadi. Evet evet, hadi. Neyle gideceğiz? Bizim Gültekin abi gelin servisini alırız, hadi. Hadi hadi. Çantamı alıp geliyorum, bekleyin. Dikkatli olun ha. Tamam lan, tamam. Çocuğu alın gelin ha. Alacağız alacağız. Tamam, tamam. Alacağız, çocuğu da alacağız da. Yine ben kullanayım arabayı. Yağ gibi kullanıyorum. Ağzını burnunu kıracağım onları. Halit, bana beyzbol sopasını getir. Ne dedi ya? Ya işte bir saat sonra parayı istiyorlarmış. Nereye getirin dediler? İşte onu da bir saat içinde arayıp söyleyeceklermiş. Demek ki artık sabit bir yerdeler. Versene şu kayıtları bir daha dinleyeyim. Ya bıraksın Zop, bırakın. Götürün çocuğa mı yetiyor gücünüz? Bırakın. Götürün çocuğu yukarıda odanın birine kapatın. Yoksa kıracağım bir tarafını. Bırakın ya. Gücünüz küçücük, çocuğa mı yetiyor? Boşuna uğraşmayın. Zaten birazdan kaçacağım. Bırak. Bırak. Bırakın. Bırakın dedim size. Bırakın. Zaten birazdan kaçacağım. Bıraksanız o. Bırakın. Bıraksana. Bırak. Sen dur burada kapıda, ben bir ip alayım geleyim. Kilise lan. Kilise işte lan. Bak şurada da bir piknik alanı var. O hayvan sesleri de oradan geliyordu herhalde. Niko, kayıtlardan bir şey çıkmadı mı lan? Şefkat, fonda tanımlanamayan motorlu bir araç sesi var. Tanımlanamayan motorlu araç sesi ne olabilir acaba kardeşim? Ata ağızlı mısın sen? İyi susarsan. Ne yapıyor? Yoruldu herhalde. Ses solu çıkmıyor. Hadi bağlayalım şunu.
Nerede lan bu çocuk? Oğlum kaçmış, yürü Raşit abi oyar bizi, koş. Abi çocuk kaçmış. Ne demek kaçmış lan? İki kişi bir çocuğa sahip çıkamadınız. Abi daha uzaklaşmamıştır, yakalarız hemen. Ulan o çocuk bir kaçarsa bittiniz siz, bittiniz. Aha, saf tripler yuttular numarayı. Dur. Sanırım tanımlanamayan motorlu aracı tanımladım. Traktör mü? Olabilir. E tamam hadi gidelim o zaman oraya. Ya arkadaşlar siz manyak mısınız? Yapmayın kurban olayım size ya. Lan bu köyde kaç tane traktör var? Hangi birine bakacağız bu traktörlerin ya? Hiç. O zaman önce muhtar arkadaşıma uğrayalım. Bölgeyi ezbere biliyor. İleriden sağa döneceğiz. Tamam Gültekin abi şu ileriden aradan gitsene. Hadi. Yukarıda yok abi. Belanızı versin. Bu tarafta da yok. Abi aşağıda da yok. Cezanızı versin oğlum sizin. Ulan velet yapacağını yaptı. Dört tane salaktan kaçarım dedi ve dediğini yaptı. Oğlum bulamazsak yakarım sizi, yakarım. Gelin. Vallahi burası Polonezköy. Burada her yerde traktör var. Yalnız tarlalar... Yerleşim yerlerine biraz uzak. Peki tarlalara yakın herhangi bir ev yok mu? Var. Bir tane burada var, bir tane de burada var. Biz zaten buradayız. Biz bayağı yakınız o zaman şuradaki evlere değil mi? Tabii tabii. Hadi gidelim o zaman. Hadi. Hadi bakalım. Muhtarım bir çay isteydik. Hiç vaktimiz yok kardeşim. Yardımın için teşekkür ederim. Meseleyi ben sana sonra anlatırım. Ben hadi. Teşekkür ederim, sağ ol. La Hüseyin! Heh, nerede? La... Hüseyin! Hop! Ya Allah senin... Gel lan buraya. Gel tamam, ağzını burnunu kır. Tamam oğlum. Hacetimizi gider edelim ya. Hadi Allah hadi. Allah. Tamam. Geldim. Pislik ya. Kırsalı görmesin. Kapıyı kapat. Yardım edin. Kimse yapma. Yardım edin. Kaçırdılar. Yardım edin. Ah çabuk. Yardım edin. Buraya. Ben size demedim mi bu minik dahi mutlaka yola çıkar diye? Armut gibi kucağımıza düştü. Sizin araba minibüs değil miydi ya? Bütün arabalar bizim koçum. Yürü bakalım. Ya en başında ön konsolunu verler. Kes sesini. Senin krallığın bitti. Yarım saat sonra o herifi arayıp parayı nereye getireceğini söyleyeceğim. Sinan sen burada kal. Gözünü bile ayırma bu veletten. Sen benimle gel. Burası mı la acaba? Burası burası. Nereden anladın lan? Lan kapının sağındaki camı kırmışlar görmüyor musun? Ulan ben şimdi sizi... Şişt. Abi ne yapıyorsun lan? Çocuk ellerimde lan. Böyle olmaz. Kimseyi uyandırmadan hareket etmemiz lazım. Abisinin angut kuşu gibi elimiz bomboş geldik. Bir alet edevat bir şey alaydık ya. Bence bu adamlar kesin silahlı. Yani... Arabada bir şey yok mudur ki la? Dur lan dur ben bir bakacağım dur. Ah, çok güzel. Bak şahane. Çadır var, olta var. Dere kenarı ya zaten burası. Çadırı kuracağız. Oltanın ucuna parayı tutacağız, salacağız. Ondan sonra çocuğu çekeceğiz cırrrr diye. Ne dedim yoksa arabada? Benim aklıma bir şey geldi. Heh. Çok güzel. Ben de ne zaman burnunu sokar diyordum. Buyur. Yahu çocuğa bu kadar yaklaştık. Belki de aklıma gelen plan işe yarayacak. Hevesin. Biz seninle ne konuştuk? Karışmayacaksın hiçbir şeye ya. Tamam bırak. Böyle anlaşmadık mı? Ne anlaşmadık? Bakarız demiştim ben. Ya tamam ben baktım. Olacak gibi değil işte ya. Allah Allah. Sen kalıyorsun burada. Ya
sizin levyeyle silahlı adamların üzerine yürümekten başka bir planınız yok. Kaldı ki levyeniz bile yok. Ya tamam ben düşüneceğim, bir yolunu bulacağım. Tamam, sen gelmiyorsun. Geleceğim. Ne yapacaksın, bağlayacak mısın beni? Bağlayacağım. İp yok mu lan arabada? Abi bağlayayım. Senin siz tartışırken çocuk askerlik yaşına gelecek ya. Evet. Ya şu anda vakit kaybediyoruz. Unuttun mu, zamana karşı oynuyoruz ve senin inadın yüzünden şu an vakit kaybediyoruz. Aa, benim inadım olmuş. Ya sen kendin genç gibi şey yapıyordu ve ben inat ettim oldu yani. Şevkat, bence seni dinleyelim. Bak, biz erkekler çok çabuk karar veririz ve yüzeysel düşünürüz ama kadınlar çok sağduyulu ve detaycı yaklaşabilir. Sus lan! Bir susun ya! Şevo, ne yapıyorsun? Manyak mısın, rahatsız mısın? Neyin peşindesin? Kurban olayım sana ya. Bırak bir kız anlatsın. Belki mantıklı bir planı var kardeşim. Bir dinleyelim, ne olursun ya. Yahu bir dinleyin evet. Bak, söz veriyorum, senin gölgenden bile ayrılmayacağım. Ya tamam, tamam. Söyle neymiş? Heh, tamam. Bak şimdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.